2020 Türkçe'ye Hadi Gidelim olarak çevrilen animasyon filmi. Film şu sözlerle başlar. Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Sıra dışı, heyecan verici, hatta sihirli bir yerdi. Ve bu sihir her ihtiyacı karşılardı. Ama büyüyü doğru şekilde kullanmak ustalık isterdi. Dünyadakiler zaman içinde bununla uğraşmak yerine işin kolayını buldular. Teknolojiyi keşfettiler. Teknolojinin ilerlemesiyle büyü tamamen unutuldu. Hikaye içinde yaşadığımız bu dünyada ve günümüzde geçiyor. Ancak insanların değil de elflerin yaşantısını anlatıyor. Elfler geçmiş hayatlarını, doğal yaşamlarını tamamen unutmuş ve kozmopolit şehir yaşamı içine tıkılıp özlerini kaybetmişler. Biz de Ian adındaki ana karakterle hikayeye dahil oluyoruz. O gününde Ian'ın 16. yaş günü olduğunu öğreniyoruz. Kendisi içine kapanık, sakin, özgüven problemi yaşayan bir genç. Ian'ın bir de abisi var, adı Barley. Barley ise Ian'ın tam tersi, hiperaktif. Karşı tarafta ilk izlenim olarak sorumsuz ve serseri izlenim bırakan, biraz da patavatsız bir genç. En büyük özelliği ise elflerin tarihine ve sihir olaylarına duyduğu merakı. Anneleriyle yaşayan bu iki kardeş küçük yaşta babalarını kaybetmiş ve babalarına duydukları özlem her geçen gün biraz daha artmış. Hayal meyal hatırladıkları babalarıyla hafızalarında sadece birkaç anıları kalmış. İki kardeşin henüz bilmediği şey babalarının kendilerine bıraktığı sürpriz bir hediye. Çocuklar yeterince büyüyene kadar bunu sır gibi saklayan anneleri Ian'ın 16. yaş gününde bu sürpriz hediyeyi artık verme zamanının geldiğini düşünür. Gizemli hediye ise sihir yapmakta kullanılan bir asadır. Asa ile birlikte bırakılan notta çocukların yapacakları sihir ile babalarını bir günlüğüne görebilme şansına sahip olacakları vaat edilmektedir. Yalnız asa ile eski çağlardaki gibi sihir yapmak kolay değildir ve bunun için ustalaşmak gerekmektedir. Babalarından aldıkları hediye ile sürükleyici bir maceraya başlayan iki kardeş, babalarını yeniden görebilmenin peşinden koşarken aslında seyirciye kardeşlik hikayesi anlatırlar. Sonuç olarak IMDb'si 7.5 ve 32.632 kişi tarafından oylanmış. Aldığı puanı hak eden bir animasyon filmi olduğunu düşünüyorum. Film iki kardeşin babalarıyla bir araya gelme hayaliyle başladıkları serüveni anlatırken hem Ian'ın abisi Barley mentorluğunda kendini bulmasını, özgüven kazanmasını hem de abisinin farklı yönlerini, gerçek karakterini keşfetmesini Ian için gelişim ve dönüşüm ifade eden bir hikayeyi anlattığı kadar kardeşliğin önemini de vurgulayan bir film olmuş aynı zamanda. Ian'ın ve Barley'in karakterlerine bayıldım. Hem maceranın içine düşüp Ian ve Barley ile birlikte olaydan olaya koşarken karakterlerin duyguların seyirci olarak bana çok net geçtiği, iki kardeşi de severek izlediğim, macera süresince sonunda babalarıyla bir gün geçirdiklerini görebilmeyi canı gönülden dileyerek yoksa olmayacak mı diye hop oturup hop kalktığım harika bir iş olmuş. Bence her yaştan insanın keyifle izleyeceği bir animasyon filmi Onward. Bu videonun da sonuna geldik. Başka filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.